Gel bakalım. Dilek Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Bizler de iyiyiz. Siz? İremciğim. Umut'cum. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hayatım, sen? Ben de iyiyim, sağ ol. Bugün çok önemli bir konu için buradayız. Çok önemli. Astrolojiye giriş programımızın ilk bölümü. Dilek Hanım, sizinle ilerleteceğiz. Astroloji 101. Astroloji 101. Astroloji 101 neden? 101 bu... Bunlar koydu da o ismi, o yüzden soruyorum. Çalmadım, hiç de memnun kesin kalmadım bu yani. Bu şey işte, üniversitelerde hep giriş dersleri, mesela iktisada giriş, ekonomiye giriş vardır illaki. Bir her şeyin girişi hep 101 olur o kodu. Evet, evet. Ben de dedim ki bu da bir giriş bizim için, bir ders niteliğinde. Ben hiç bilmiyorum, hiçbir fikrim yok. Çok agnostiyim bu konuda da. Aynı şekilde ben de ama meraklıyım. Çok ne güzel. Yaşayacağım hesap edin. Öncelikle sizi bir tanıyalım, sonra başlayalım. Dilek Ökten Sarı. Halkalı'da kendime ait bir ofisim var. 2 senedir profesyonel olarak astroloji ile ilgileniyorum. Çok keyif alıyorum, zevk alıyorum. Herkesin astrolojinin dışında bir yeteneği muhakkak vardır. O yeteneği keşfederse eğer, hayat çok daha lezzetli ve farklı bir yön alıyor. Haritalarınıza bakıp inceleyelim. Kimin ne yeteneği var? Gerçekten de araştırıp görmeniz gerekiyor. Hadi astrolojiye inanırsınız, inanmazsınız ayrı konu ama o yetenekleri muhakkak keşfetmelisiniz. Bu astroloji nedir? Bir de ne değildir? Ne bilmeliyiz? Astroloji insanın kullanım kılavuzudur. Bunu bir astrolog olarak sizin ne şekilde hayata bakış açınız nedir? Olayları ne şekilde değerlendiriyorsunuz? Neler istiyorsunuz hayattan? Neler alamıyorsunuz? Aslında bunların hepsinin cevabını astrolojik haritanızda, yani doğum haritanızda görüp algılayabiliyoruz. Size de hani her danışmanlığın karşılığında aslında bunu anlatıp söylüyoruz. Ne değildir peki? Bir defa fal değildir. Tamamıyla matematik. Tamamıyla sistemin kendisi. Büyük resim anlamında mı? Büyük resim. Kesinlikle. Yani astronomiyi de zaten herhalde şey oluyor, referans alıyor değil mi? Tabii ki, tabii ki. Ama şimdi yani astronomi bilim olarak kabul ediliyor, astroloji edilmiyor. Evet, edilmiyor. Neden? Çünkü biz bilim üstüyüz deyip kestirip atıyorum meseleyi. Simyacılar mı? Aynen öyle. Tamam, bu iddialı söz, bunu başka bir bölümde tabii daha detaylı konuşalım. Gerçekten ki. Çünkü bunu eğer anlarsak inanmak mı lazım yoksa bu bir gerçeklik mi, bunu da aslında ortaya koymuş olacağız. Çünkü bir şeye inanmak kişisel bir şey ama gerçek bir durumsa bu bilgidir ve inanıp inanmamak bu böyle bir ihtimal yoktur. Yani daha hala tartışma düzeyinde duruyor ne yazık ki astrolojinin konumu ve yeri. Ama benim 2 sene ve onun öncesindeki astroloji deneyimlerim de çok fazla. Bu 2 senede gördüğüm hiçbir şeyin sekmediği, insanlarla birebir bir şeyleri sorduğumuzda karşılığında evet cevabını alıyor olmak. Ve bunun için hiç hissetmeme gerek kalmıyor. Falan yapmıyorum mesela. Tamamıyla matematik ve sistem. Sistem size akışında olanları anlatıyor zaten. Ki evliyatına dönüp baktığımız zaman astronomlar ve matematik bilginleri uğraşmışlar yıllarca astrolojiyle. Ve şimdi dönüp hurafelerle, astroloji işte falla aynı kefeye koymak üzücü. Ama insanlar bir şekilde öğrenecekler aslında ne olduğunu. O yüzden astroloji 101. Öyle değil mi? Peki astrolojinin çıkış noktası ama astroloji nedir böyle çok soyut açıkladık ya, insanın kullanım kılavuzu falan evet, dedik. Evet, bir kolaya kaçtık. Daha böyle bir materyal çünkü gezegenler, onların hareketleri, yıldızlar. Peki oradan anlatayım. Halkımız girelim bu bilgiye aç gerçekten. Yıllardır kimse bunu söylememiş bile olabilir. Bu gökyüzündeki cisimlerin, gezegenlerin, yıldızların vesaire hareketinden hareketle böyle şeyler söylüyorsunuz ya. Evet. O da insanlara utopik geliyor. Evet. Niye? Evet, diyor ki hadi ayı anlarım. Ayı anlarım. Gel git yapıyor. İşte kan basıncımızı etkiliyor. Anladım. Niye? Yakın. Ama tutup da sen Satürn diyorsun, yok Plüton diyorsun. Plüton nerede? Tabii, tabii. Gezegen mi değil mi? O da belli değil. Hala bir araştırma halindeyiz. Astroloji diyorlar gibi. Astroloji mi? Şimdi senden çok uzakta bir şey seni nasıl etkilesin ki? Diyoruz. Genel olarak argümanları bu zaten. Evet, yani evet. İnsanların evet, hani baz aldığı şey bu. Burada hani olaya baktığın zaman durum öyle de ama işin içi, işin mekanizması öyle çalışmıyor. Nasıl çalışıyor? Diyelim ki bir hücre, hücrenin içinde atomlar dönüşüyor. Ama size dönüp baktığımız zaman mesela karşımda İrem oturuyor. Aslında boşluklu bir
varlıksın, varlıksın ya da değilsin. Dönüp baktığımız zaman her şey içinden geçebiliyor. İçine geliyoruz. Şimdi ben dokunduğumda sert bir şeyle şu an muhatabım. Ama bunun atomik yapısını incelediğim zaman aralarında dağlar kadar boşluklar var. Ama o boşluk sana bir sistem oluşturuyor. İşte astroloji de budur. Ve ben şu an bir odanın içindeyim. Değil mi? Bu oda İstanbul'un içinde. Bu İstanbul, Türkiye'nin içinde. Genişletirseniz makrodan mikro aleme, mikrodan makro aleme geçiyoruz. Geçerken şimdi beni bu odanın dışında sayamazsın. Sayamam, kabul etmiyorum. Seni görmüyorum ki diyemezsiniz. Aydan tutup bakınca. Ama ben oradayım. Yani birbirinin arasındaki iletişimleri insanlar es geçiyor. Ve biz enerjisel varlıklarız. Senin de enerjin var, bardağın da enerjisi var. Bardak hala yaşıyor. Bir enerjisi var. Yaşadığını nereden biliyorum? Çünkü ayakta duruyor. Hani o metal ya olur mu? Hayır, atomları bozulsun. Atomlardaki ilişki, senkronizasyon bozulsun. Burada bir bardak olamaz. Astroloji de böyle. Sen oradasın. O enerjinin içinde bir taneciksin. O tanecik senin hayatını çok farklı bir şekilde sürdürüp devam ettiriyor. Her şey senden haberdar. Ama şey sen yani, kendinden haberdar değilsin. Tutuyorum. Ayrı mesele. Çünkü elimde şu an bardak duruyor çünkü hayatta gibi. Hayatta gibi. Çünkü onun sistemi bozulursa, kendi içindeki sistem bozulursa o bardak olmayacak. Başka bir şey olarak. Başka bir şey olacak. Tuz buz olacak vesaire. Ben enerjimi kapattığım an ölmüş olacağım. Normalde yürüyen etten kemikten varlıklarız, kokmuyoruz. Ama enerjimiz kesildiği an anında kokacağız. Yani ilk nasıl konuşulmaya başlanmış bu konu, astroloji, gökyüzündeki cisimlere bakalım evet, da evet, yarın yani, ne olacak tahmin edelim mi demişler. Tabii ki böyle denmemiş. Bunun ta Adem'le Havva'ya kadar, cennetten kovulduğu döneme kadar gelen bir takım bilgilerdir bunlar. Peygamberleri bunun dışına atamayız. Hermes bunun astrolojinin temelini oluşturur. Dine baktığımız zaman İslamiyet'e, İdris Aleyhisselam'la, hoş İslamiyet'ten de öte İbranilerde, Musevilikte, Hristiyanlık'ta yine İdris Aleyhisselam farklı isimlerde Hermes'in kendisidir. Çıkış noktası aslında peygamberlik ilmidir. Ama burayı araştırmak mı, burayla ilgili bilgileri almak mı, işte buralarda soru işaretleri peki var. Peki gaye neydi yani ilk başlarda? Gaye kendini bilmek. Anladım. Çünkü ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. İlim bilmezsen yenice okumaktır. Evet. Yunus Emre'nin en güzel sözü mesela bu. Ve burada birbirini destekleyen birçok alimin, peygamberin. Diyeceksiniz ki ben peygamberlere inanmıyorum ki. Öyle değil mi? İnanmayanlarımız da var. Tabii olası. Gayet de normal olabilir. Peki bu durumda astrolojiyi ne yapacağız şimdi? Bir dine inanmayan bir insan evet, astrolojiyle ilgilenemez mi yani? Neresi? İlgilenebilir. Tam ama tersi. Ben inanmıyorum bütün mesela. Bütün dinlerde şimdi mitolojik, mistik anlamlarına da dönüp baktığımız zaman, ezoterik anlamlarına da baktığımız zaman her şeyin bir karşılığı var. Yaşanmış bir hikaye ve bu hikayenin karşılığında size gelmiş bilgiler var. O bilgiler din tamam tebelli gelmiş mesela. Meditasyon üzerine işte Budizm kanalıyla gelmiş. Gelmiş de gelmiş ama toplamda aynı şeylerden bahsediyorlar. Çok da farklı bir şeyden bahsedilmiyor yani. Yani dünya ve insanlık var olduğundan beri aslında aynı şeyleri yaşayıp duruyoruz. Tabii gibi iyilik yaparsan ödüllendirilirsin, kötülük yaparsan İşte kendini bilmek mantığı. İçin bu, kendini bilmek için her şey. Bir de insan merak ediyor, meraklı bir varlık. Düşünsenize, ben neyim sorusuyla bir defa çocuk bile doğduğu birkaç yürümeye, emeklemeye başladığında hemen ortama hakim olmaya çalışıyor. Neredeyim? Peki yani bu kendini bilme arzusunun gezegenler ve yıldızlarla ilişkilendirildiği nokta neresi? Neresi? Beni oraya getirin. Çok güzel. İrem hala orada duruyor. İrem hala orada. Burası hani İslamiyet'e dönüp bakarsak, Kur'an-ı Kerim'den bunun cevabını ne veriyor dersek, lehv-i mahfuzdur. Astrolojinin kendisi. Gökyüzünün kendisi lehv-i mahfuzun adıdır yani. Lehv-i mahfuz nedir? Değiştirilemeyen levhalar, lev ve mahfuz. Oradaki hiçbir bilgi değiştirilemez.
astrolojiyle bağlantısına bakın. Mesela ben açtığım zaman buradan 20 yıl sonrasını da görüyorum. 20 yıl öncesini de görüyorum bilgisayar ve buradaki teknoloji sayesinde. Neden? Çok iddialı ya. Tabii. Yani şu aklıma geliyor. 1000 yıl önce de bu işle ilgilenen insanlar vardı bu konuyla diyeyim. O insanlar bilgisayarını açıp 20 yıl öncesini ve sonrasını göremiyorlardı. Bu bir içgörü müydü onlarda artık? İçgörü yani değil. Hayır, matematik. Hatta biz çok daha ilkel durumdayız, emin olun buna. Yani Babillere, Sümerlere dönüp baktığınız zaman, oradaki tabletleri incelediğiniz zaman çok daha farklı asteroidlerden, çok daha farklı sabit yıldızlardan, çok daha farklı gezegenlerden ve bunların birbiri arasındaki ilişkilerden bahsediyor zaten. Bu konu aslında insanlığı binlerce yıldır sürdürdüğü bir şey. Kesinlikle öyle. Ama kesinlikle kabul etmiyor. Yani insan var olduğu müddetçe astrolojide beraber var. Çünkü sen bir varlık olarak yaratıldın. Senin kullanım kılavuzunda seninle birlikte geldi zaten. Nasıl bir süreç yaşadınız? Nasıl karar verdiniz yani? Ben astrolog olayım. Evet, bir de yani bunun bir üniversitesi de yok ki. Yani evet. Girer, yani nasıl oldu? Şimdi ne zamandır insan dertliyse... İnsan dertliyse bir takım şeyleri o yüzden merak eder. Çünkü bir defa arkasından ne gelecek kaygısını yaşarsınız. Geçmişte bunlar oldu, ben sonra ne yapacağım ki? Yani nasıl diyeyim? Kaygıda ve telaşta kaldığınız dönemde siz böyle şeylere merak edersiniz. Diyelim ki çok huzursuz oldunuz. Ya bir cevap beklersiniz, öyle değil mi? Dine mesela, yönelmek de böyle. Dine yönelmek de öyle. Yani bir mistik bir konuya, bir kanala muhakkak ihtiyaç duyuyor insan. Varoluşsal sancılar diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Yani sadece etten ve kemikten varlıklar değiliz ki. Senin nefsin var, ruhun var, her şey birbirine bir bütün iç içe girmişlik. Demek ki Umut'la biz hiç öyle bir dönem yaşamamışız ki hala. Evet. Düşününce... Umarım yaşamayız. Umarım. Ama dikkat edelim. Dilek Hanım'ın önerilerini göz önünde bulunduralım. Ne olur ne olmaz. Az önce de söyledik yani, üniversiteye girip belge alıp ben astrolog oldum diyemiyoruz. Evet. Sizin de ben astrologum diyebilmek için geçtiğiniz aşamalar neler? Kurslara gidiyoruz. Kurslara girerek zaten ben astrolog oldum. Hani... Onun öncesinde bilgim var mıydı? Kesinlikle vardı. Ama ben hani yükselen oğlak olarak, statüsüne önem veren birisi olarak onu hani ben de elimle görüp kulağımla duymalı hissetmeliyim. Benim için de o sertifika çok önemlidir. Onu duvarıma asmalıyım. O insan onu görmeli. Bir defa ben kendimi ikna etmeliyim bu konuda. Ha, sen artık bir yetkinliğe vardın, bir şeyler söyleyebilirsin. Aslında astroloji gerçekten de astroloji, astrolog olmak büyük bir sorumluluk. Bütün veriler sizin elinizde. İstediğiniz her şekilde yönlendirebilirsiniz. Bilinçaltına yöneliyoruz. Aslında ben ağzım şu an konuşuyor. Ama bilinçaltından sizlere sesleniyorum. Bilinçaltından yöneliyorum. Bilinçaltınıza dokunuyorum. Öyle değil mi? Konuşma şeklimiz bu. Öyle. Ve hani... Umut korktu. Yavaştan. Bilinçaltına dokunup her şeyi değiştirebilirim, kodunu değiştirebilirim yani. Niye? Çünkü senin belki yıllar önce kaçtığın bir konuyu sana tekrar geri söylüyorum. Sana bunu, onu anlatıyorum. Bunu psikologlar yapmıyor mu ya? Tabii bu çok iddialı. Yani evet. Bu program süresince ben de şey yapacağım. Ne kadar acaba bir şeyler değişecek bende diye ayrı ayrı not alacağım. Çok mutlu olurum. Ama sözde vermiyorum, belki de yapmam. Çünkü hemen arkasını dönünce unutuyormuş bir şeyleri. Evet, Umut verdiği sözleri tutuyor. Siz kendinizde nasıl bu ihtiyacı duydunuz? Şimdi haritama bakıyorum. Haritamda gördüğüm tek şey, senden sadece astrolog olurmuş. Biraz ukalalık yapacağım ama. Ya. Herkes şu hayata bir görevle gelir. Ya sürü psikolojisinde olur, devam edersin. Onlar da bir görevi ifa ediyor. Ya da sürünün dışına çıkıp oraya anlatabileceğin, kendinde farklı şeyleri görmesini sağlayacağın meseleler uyandırırsın. Bunu yeri gelir astrolojiyle yaparsın, yeri gelir psikolojiyle yaparsın, yeri gelir toplumsal görevlere dahil olur, bu şekilde yaparsın, yeri gelir din adamı olursun, dinle. Yani kullandığınız şey her neyse değişiyor, değişebilir. Ama yaptığınız şey aslında aynı. Bu çok da ağır bir yük getiriyor, getirmiyor değil. Herkes haddini ve yerini bilmesi gerekiyor. O ölçülerde de durmalı.
Şimdi ben o her şeyi biliyorum, önüme birçok şeyi de materyal diye getirdin, gel bakalım seni de böyle dönüştürelim, değiştirelim diyecek durumda değiliz. Astrolojide böyle bir şey değil zaten. Sana olasılıkları söyler, o olasılıklar üzerinden sen yolunu bulabilirsin. Şimdi karanlık bir alanda, karanlık bir ortamda yol bulmak nerede? Işık tutarak yolunu bulmak nerede? Astrolojinin yaptığı tek şey bu. Hani sana ışık tutar, oradan adım atarsın ya da atmazsın. Yine senin seçimin. O yüzden işte burayı çok değiştiririm burada. Her şey benim inisiyatifime kalır. Böyle bir şey de söyleyemeyiz açıkçası. Hissel veya içsel bir şeyler yaşadınız mı buna yönelirken? Evet, ben mesela çocukluğumdan bugüne kadar çok fazlasıyla rüya gören, farklı deneyimler yaşayan bir insanım. Yani özellikle rüya var ama değil mi? Herkes özellikle rüya. Tabii herkes. Ben hiç görmüyorum. Hadi ya. Evet. Ben bazen garip rüyalar görüyorum. Anlatırım mesela, sana sonra. Ne diyeceğim? Buyurun. Bunlar konuş. ne gibi? Mesela bir tanesini özelliği paylaşır mısınız bizimle? Mesela peygamberleri gördüm. Yani hemen hemen hepsini görmüşümdür. Umut gel kaçma. Nasıl ikna oldunuz? Peki bu nasıl ikna oldum? Peygamber Efendimiz'i görürseniz eğer, evet, şeytan sadece onun kılığına giremez. Hazreti İbrahim'i gördüm. O çok güzeldi. Mesela çok son derece heybetli. O mu söyledi Hazreti İbrahim evet. olduğunu? Heybetli, uzun, mesela çene kemikleri çok yapılı. Mesela şey, çok karakteristik bir yüze ve burnuna sahip. Ne konuştunuz peki? Yani nasıl, sizi buraya mı itti? Nasıl gördünüz? Yani ne gördünüz? Yani ne gördüm? Gerçi kendisini görmek de herhalde çok etkili. Yani? Çocuk yaşlarda görebilirsiniz. Mesela ben 12 yaş, hani şiddetini söylersem eğer hangi yaşlarda çok fazla şiddetli gördüm bu rüyaları. 7-12 yaş arası benim çok yoğunluklu rüya gördüğüm alandır. Yay burcuyum, yay insanının hani özelliğidir rüya görmek, rüyalarla mistik konulara girmek. Yay burcu insanı olarak ben de bundan nasiplendim yani fazlasıyla. Şimdi siz burada çok derinlikli şeyler anlatıyorsunuz. İnanılmaz bir arkada bir tecrübe var, bir çalışma var belli ki. Peygamber görmüş. Yok artık. Sadece gördüm. Günün sonunda insanlar Twitter'da şey yazıyorlar işte. Kızlar sakın balık burçlarıyla birlikte evet. olmayın ya da akrepten işte. Uzak durun. Buraya indirgeniyor bu maalesef. Konu günün sonunda. Maalesef. Yani bu size nasıl hissettiriyor? Yanlış. Yani yanlış. Çünkü astrolojiyi düzgün okumadığınız için konu yanlış yerlere gidiyor. Hepsi o. İnsanın bir tane burcu yok ki. İnsanın 12 tane burcu var. Hayda. Evet. Hadi ya, ben yükselenimi ezberleyemedim daha. Tabii ben ilkinde kaldım. Şimdi seni ondan, onu senden ayrıcalıklı kılan konu bu. Ben mesela şey, bu da size ayrı bir bilgi olsun. Soner Sarıkabada ile aynı gün doğmuş insanım. Bu harika bir bilgi. Evet. Soner yani, Sarıkabada'yı bizle iletişime geçersen. Ben de Nazım Hikmet'in öldüğü gün doğdum. Senin var mı böyle bir bilgi? Tabii tabii, Rus devriminin olduğu gün. Mesela düşün, en basiti ben Soner Kabadayı'yla. Hani ortak neyimiz var? Bak ben mesela gözlerimin altında benler var. Soner Sarıkabadayı'nın altında da gözünün altında ben var mesela. Bak çok keyifliyim bu konuda. Yay burcunun bir özelliğidir o. Benler ama ben mi? Evet. Ben yüzde benlerin olması. Bu bir göstergedir. Göze çok yakın bir alanda benin olması. Miyiz? Yay. Ha? Gözünün altında ben olan kişi yaydır. Diyemeyiz diye. İşte. Bunu söyleyemeyiz. Bu sefer biz Soner Sarıkabada ile aynı gün doğduk. O Maraşlı, ben Hataylıyım. Arada çok da fazla bir mesafe yok. O zaman bizim her şeyimizin aynı olması lazım. Aynı zevklere sahip olmamız lazım. Ama kesinlikle aynı değil. Onun dışında ikiz haritalarına bakıyorsunuz, ikiz haritalarında aynı şeyi görmüyorsunuz. Birbirinden çok farklı iki insan. Neden? Çünkü sizin 12 burcunuz var ve 12 burcun, şimdi ben doğuyorum, doğduğum an arada 5 dakika, 10 dakika geçiyor. Diyelim ki ikizim var. Dünyanın dönüş şekline bakarak hareketine, gördüğüm zaman mesela yer bizim için çok önemlidir. Doğum tarihi bakarız, saat bakarız ama yer de bizim için çok önemlidir. Yer şimdi 5 dakika arayla doğmuş kişinin arasında da dünyadan hani koordinatlarına girdiğiniz zaman
o kişiyle benim aramda kilometrelerce yol var. Tabii kafadan en az bir meridyen geçiyor zaten. Tabii ki. E şimdi arada bu kadar yol geçmişken o gezegenin ışığı açısıyla benimki bir olamaz ki. Tabii. Zaten bir diyeceksiniz ki hani aynen öyle. E gezegen yani ne gezegeni? Ne diyeceksin hani? Nasıl seni etkiler? Gökyüzündeki bu kadar alem, bu kadar sistem seni nasıl etkiler? En başta konuştuk bu mevzuyu da. Hücresel bazda enerji yükleniyor kişiye. Mesela nefes, ilk nefes aldığınız zaman büyük bir enerji yükleniyorsunuz, öyle değil mi? O an gökyüzündeki, yeryüzündeki bütün enerjiler kavuşum vaziyetinde, öyle değil mi? Sen o ana akıyorsun. Şey gibi ya, Big Bang patlaması gibi. Ne diyor? Yırttı. Şimdi yerle gök arasını yırttı der. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir açılma var. Şimdi sen o yerle gök arasındaki alana giriyorsun. Nasıl farklı bir şey? Nasıl oradan etkilenmezsin? En basiti bu var. Nasıl etkilenmezsin? O enerjiyi nasıl girmezsin? Çok anlatabiliyor muyum? Ben de çok haklıyım ama hala. Sen de haklısın tabii ki de. İşte uzun uzun anlatacağız. Daha programlar mesela, çok. O dünyanın hareket dediniz ya. Çok haklısınız. Kesinlikle her şey farklılaşıyor. İşte burada o 5 dakika sapma değerleri. Bir sürü matematiksel bir sürü şey kafamda evet, canlanıyor. Evet. Tam böyle geleceğim hep burası mı geliyor yani. İnanmak zorunda mıyım? Asla değilsin. Başıma bir şey asla gelmeyecekse. Hayır, inanmak zorunda değilsin. Değil yok, inanmak zorunda değilsiniz. Sadece bu sizin tercihiniz ve seçiminiz olur. Hı-hı. Ben sizden dine şanslı olurum gibi. Ayrı mesele. Öyle mi diyorsunuz? Yani şöyle bir şey var. Şimdi küçücük yani. Şunu... Yaratıcı kavram var, burada yok. Hı-hı. O yüzden din kadar katı bir inanıp inanmamak ama durumu değil. Ama çok noktada gibi. Dini referans alıyor. Birçok evet. Noktada. Bu yüzden acaba bilim dışında tutuluyor olabilir mi? Olabilir. Belki de evet. Olabilir. Evet olabilir. Olabilir. Çünkü birbirine çok girift. Evet. Bilim, din, astroloji birbiriyle çok girift. Hiç kimse onun hani işte senin de dediğin gibi yani kolay kolay onu ayırt edip işte farklı bir noktaya sokamıyoruz. Kolay bir şey değil yani. Peki, belki de. Aydınlatalım bir hemen. İnanmayınca ne o? Siz ne hissediyorsunuz? Sizce herkes inanmalı mı? İnanmak zorunda mı? Ay inanmak zorunda değil asla. Niye inanmak zorunda? Ama şey var mı? Çünkü şöyle bir şey. İnanmazsan böyle olur kardeşim. İstiyorsan inanma. Ama bak inanırsan ya bu sefer şey olmaz mı? Bu tanrıcılık olmaz mı? Ben de ona karşıyım belki yani. Belki bu tanrıcılık zaten yapamazsın. Yani sen bir astrologsun. O kadar senin önüne gelmiş şeyi söyleyip aktarabilirsin. Birçoğunu söyleyemiyoruz zaten. Karşıdaki bunu kaldıramıyor ki mesela. Ama kaldıracak durumda değil. Nasıl karar veriyorsun? Bana ben kaldıramayacağım kaldırım. Bir şey söyler misiniz? Sana kaldıramayacağım İkizler bir şey. İkizler burcuyum. Şimdi çok meraklı bir insansın öyle değil mi? Her şeyin detayını öğrenmek istersin ve aktarmak istersin. Aktarımda hiçbir şey bulamayacaksın derim mesela. Aktarınca bir şey olmayacak. Bu senin için ne kadar büyük bir kayıp. Ne iş yapıyorsun? Şimdi bilgi aldın, bak buradayız ve bunu aktaracaksın. Bu işi yapıyorsun mesela. Başaramayacaksın şimdi, sorun mu? Başaramayacaksın, olmayacak. Düşünsene. Ha bu varsayım ama değil mi? Tabii ki varsayım. Tamam, tamam, çok gerildim. O zaman oturmayalım burada. Kamerayı kayıtta değil mi? Ben gidiyorum. O zaman programı şöyle kapatalım mı? İnanmayanlara son bir şey söylemek isteseniz. Neden inansınlar? Veya ben neden inanmalıyım mesela? Neden inanmalıyım? Bu şey gibi ya. Peygamber Efendimiz bile birçok insana yaydı, vahyi indirdi, Kur'an'ı indirdi. Onun dışında Hazreti Musa geldi, anlattı. Aristo geldi, bir şeyler söyledi. Arşimet geldi, bir şeyler anlattı. Kimse ona inanmadı. Öyle değil mi? İnanmak zorunda değil.